Karkamış'tan başlayarak batıda Kilis ve Oğuz eline, kuzeyde Nizip-Birecik asfaltına kadar uzanan, güneyde Suriye tepeleriyle çevrili geniş düzlüktür Barak. Verimli topraklar ve üzerinde yüzlerce yerleşim alanının yer aldığı bu ova, adını eski bir Türk boyu olan Beydilli'den almaktadır. Barak adına Halep Türkmenleri arasında Kanuni devrine ait kayıtlarda rastlanmaktadır. Baraklıların Oğuz kolu Beydilli boyundan geldiği söylenir. Türkmen boyları var. Türkmen boyları Moğolistan'dan geldikten sonra Azerbaycan'da, hatta bir kolumuz da Azerbaycan'dadır. Azerbaycan'dan sonra gelmişiz İran'a. İran'dan Karacadağ üzeri Erzurum'a. Erzurum'dan ilk yerleştiğimiz yer Erzurum'dur. Erzurum'dan sonra gelmişiz Yozgat'a. Yozgat'tan o zaman İkinci Murat'ın döneminde burada bir Türkmen savaşı olur. Daha doğrusu İngiliz'in bir kışkırtması olur Araplardan Kürtleri. O zaman Yozgat'tan buraya 84 bin Feriz Bey'in liderliğinde buraya savaşa geliriz. Rus tarihçesinde torunlar prens diye geçer. Bizi genellikle sınır boylarına o zamanki Osmanlı yerleştirmiş ki asil kan Türk'te olur. Türk'te olur ki Peygamber Efendimiz'in La İlahe İllallah Muhammed Resulullah'ın da Kur'an-ı Kerim'in ayetinde bunun şeyi vardır. Ayette vardır yani. Peygamber'in askerleri Oğuzhan boyları diye geçer. Hatta konuştukları lehçe, bundan 1000 sene önce Ertuğrul Gazi'nin lehçesini konuşurlar. Konuştukları lehçede %40'ı Osmanlıca, %60'ı Farsçadır. Genelde Türkmenler aynı lehçeyi konuşurlar. Barak'ın bir ucu Özbek Buhara'dadır. Ve orada Barak köyleri de vardır. Toplantı yerleri birinci Buhara'dır. İkinci yerleri mesela Moğol'dan gelenlerin toplantı yeri de Azerbaycan'dır. Bunu yani aslında tarihçilerin bilmesi lazım. Ahmet Yesevi'nin bir şeyde bir karışıklık olmuş. Bulgaristan tarafında, Yunanistan tarafında, hatta Karakoyunlardan, Eşretinden, obalardan Yunanistan'a göç eden çoktur. Göç etmesinin sebebi de oradaki efendim işte bizim Türkler, Türk kardeşlerimiz ezilmesin diye Türkmenler bütün dünyaya yayılmışlar. Bilinen husus onların 16. yüzyılda Anadolu'da olduklarıdır. Baraklılar Anadolu'ya Beydilli boyuyla beraber gelmişlerdir. Osmanlı şer'i sicillerinde ve padişah fermanlarında bu boyun adına da 16. yüzyılın sonlarında rastlanmaktadır. Baraklılar bu tarihlerde Anadolu'da olmalıdır. Çağlar boyu tarihin, kültürün can damarı olmuş, büyüklüğü ve sayıları bilinmezlikleriyle insan hakkını zorlayan bir yol. Bu yol göç yolu. Ülkeler arasında bilim, sanat, din, dil ve kültürleri birbirine katmış, karıştırmış bu büyüklük ve bilinmez yolculuk, aynı zamanda 1800 yıllık ata yurttan ana yurda Türklerin yolculuğu. İzler bizim izlerimiz. Hikaye
bizim hikayemiz. Barak Ovası'nda hemen her gün Türkmen kadınlar unutulmaya yüz tutmuş sac ekmeğini yapmaktadır. Genişçe bir kaba un konur ve yeteri kadar su ve tuzla hamur oluncaya kadar yoğrulur. Hamur tahtasına biraz un serpilip üzerine hazırladığımız yuvarlak hamurlardan bir tanesini koyup onun da üzerine biraz un serpiştirilir. Sonra oklavayı iki tarafından bastırarak hamur üzerinde yuvarlanır. Hamuru incelir, genişler ve ileriye doğru yuvarlak bir şekil alır. O zaman yufka kenarından tutulup kaldırılır, kızgın sac üzerine servis edilir. Barak Türkmen genç kızları ve kadınları maniler eşliğinde yaparlar ekmeği, sanatla, aşkla. Leblebi doldurdum tasa, doldurdum basa basa, gelinimiz çok güzel ama bir parmak boyu kısa. Zeytin kara ben kara, zeytine vermem para, Cengiz seni bekliyorum 8'e çeyrek kala. Bir ailenin kışlık ekmek ihtiyacı bir günde pişirilmiyor. Ama haftada bir defa hamur yapmak ve yufka tutturmak, düğün alaylarına, kalabalık misafirlere yemeğin yanında sunmak hala Türkmen kadınlarımızın vazgeçilmezi. Karamandılar davul zurnayla uyandı. Köy meydanı yüzlerce barakla dolmaya başladı. Baraklarda düğün genellikle İskan türküleri eşliğinde olur. Genç kızların giyindikleri o otantik, kültürel ihtişamlı kıyafetlerin üzerindeki çiçekler ve başındaki tüylerin hikayesi vardır. Ahmediye denilen başörtülerine de mevsimin en güzel ve kokulu çiçeklerini iliştirdiler. Yüzlerce yıldır belki de en sadık kaldıkları bu geleneği kışında plastik çiçek takarak sürdürüyorlar. Bir söylentiye göre barakların önderi Feriz Bey, turna avlamaktan hoşlanır ve avladığı her turnanın kanadından kopartır, gelinlik kızlara verir. İnanca göre gelinlik kızlara uğur getireceği söylenir. Asırlık bir geçmişe sahip olan bu gelenek Anadolu'da yaşanmakta ve yaşatılmaktadır.
Gelin kırmızı tuvaleti altın takılarıyla ışıltılar saçıyor. Otantik giysili Türkmen kadınlarının arasında asri giysili gelin hoş bir zıtlık oluşturuyor. Alkışlar ve zılgıtlar arasında ahenkli ahenkli Türk bayrağı altında yöresel oyununu sergiliyor. Abdallar 1800'lü yıllarda Feriz Bey önderliğinde Horasan'dan Anadolu'ya gelen Avşar Türkmenleri olarak bilinir. 84 bin haneden 4 binini teşkil ettikleri söylenir. Barak Ozan Dedemoğlu soyundan gelen Abdallar, Kagusuz, Keskin ve Kara Dede Abdalları olarak bilinir. Bayraklarla beraber meşakkatli ve zor iskan yolunda Anadolu'da yerleşmişlerdir. Zurnalar sahibinin yeteneğinin simgesi olan gümüşle kaplıydı. Karaman köyü tıklım tıklımdı. Urş ve Germiş, Kürep, Tilsemet, Beledin, Urumevlek, Direkti, Ülmen, Tutluca, Kılcan, Zammır ve Haral gibi komşu köylerden düğüne katılanlar da oldu. Davulun ve zurnanın gür sesiyle coşkuya kapılan yöre halkı manileriyle Türkmen düğününe imza atıp gelenleri büyülüyorlar. Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Karaman köyü, Barak Türkmenlerinin yaşadığı, geleneklerini sürdürdüğü bir köy. Güneş iyice yükselip gölgeler küçüldüğünde düğün yemeğine sıra geliyor.
geleneksel usullerle iki kazan odun ateşinde yemekler pişiriliyor. Don kazanı dedikleri iki kazan fasulye cıvığı, bir kazan firik pilavı, kazanda da et pişiriliyor. Bazlama ekmek ve ayran eşliğinde düğün yemeği yeniyor. Yıllardan beri bizde gelenek görenektir bu kahve kültürü. Orta Asya'dan gelen bizim geleneğimiz, görenemiz. Atadan dededen kalan bir şey bunlar. Şu gördüğünüz şu cezve dedemin dedesinden kalma. Yaklaşık 200-220 yıllık bir gelenektir bunlar. Şu halen çalışıyor. Elimizden geldiği kadar devam ettirmeyi, kültürümüzü devam ettirmek istiyoruz. Şu filcanlar 150 yıllık filcanlar bunlar. Bunlar Mekke Bey dediğimiz filcanlar. Bu filcanlar yani tarihtir. Şu anda bu filcanlardan yok. Bulamıyoruz. Kahvenin usulüne gelirsek kahve oturduğun sürece 3 defa ikram edilir bir misafire. Bir oturduğunda, bir daha sonra sohbet arasında, bir de kalkarken ikram edilir. İkram eden şahıs ilk önce kendisi içer, ondan sonra misafire ikram eder. Ve üçüncü içtiği zaman giderken içer üçüncü kahvesini de misafir. Bunun böyle bir kültürdür bu bizde. Bu filcanın içtiğin zaman yere bırakmazsın. Kimden alınırsa ona geri teslim etmek zorundasın. Bunu yere bırakmak çok ayıptır. Bıraktığın zaman içine altın doldurursun. Bu bizim kültürümüz, Orta Asya'dan gelme, Türkmenlerden gelme, Orta Asya Türkmenlerden gelme bir kültürdür. Bu halen günümüzde devam eder. Çekirdek kahve. Çekirdek kahveyi ilk önce döküyoruz tavaya. Tavada hazırlıyoruz. Ondan sonra ateşte kavuruyoruz. Kahvemizi kavurduk. Kahvemizi dibekte döveceğiz. Bu dibekten haricinde olmaz. Bu
Kahvemiz Mırra kahvesidir. Barak'a öz bir kahvedir. 40 yıl hatır olan kahvedir bu kahvemiz. Burada bu ırbığımıza çekiyoruz, kahveyi atıyoruz, dövdüğümüz kahveyi. Burada kaynadıktan sonra dinlendirip bunlara servise hazır hale getiriyoruz. Şura harfi birini seviyor. Düğünde o kıza hitaben, ya işte olur ya, gözü mü kaçmış? Türküyü söylerken o kızı görmüş, bakmış. Gönlü mü kaymış? Bir şeyler olmuş, Ezo bunu görmüş o havada. Evet. O kendine eve gidiyor. Eve gitmiş işte, burun bükmüş. Sabah gelmiş, Ezo yok adam. Nerede? Bilmiyorum, babası gele gitti. Giderse gitsin. İnat başlıyor orada. 5 gün oluyor, gelmiyor. Bir ay oluyor, iki ay oluyor diyorlar, yorum artık sen, ya Hanifi sen bağırdın gidip getirmeyecek misin diye. Evet. Anası babası. Diyor ki yorum, niye ben mi götürdüm ki? Yani ben mi götürdüm de yerini getireyim? Ayağından gitti, ayağından da çeksin gelsin diye. Orada bir anet başlıyor. Araya fitne giriyor. Bu insanların, bazı köydeki fitnecilerin işine yarıyor tabi. O zaman diyor ki ben bunu boşuyorum Ezo gelini. Bu işler aksedi, belli bir zaman aradan geçiy, Ezo gelinin boşandığını Barak'la duymayan kalmış. Ağalar istiy, beyler kapısını çalıyor istiy. Yabanda Hanifi Demir karşılaşma var. Yani bir buluşma. Geliyor oradan geçerken Hanifi orada dinleniyor artık, yorulmuş görmüyor. Çütçü diye kolay gelsin diye. Geçerken Ezo gelin, dönüyor bakıyor ki Ezo gelin Hanifi. Sağ olasın diye, beri gelene diye, sana diye bir şey söyleyeceğim diye. Bir karelim var diye. Evet. Karar almış kendi kafasından. Geli buyur Ezo diye, ya diye, sen diye ben diye ken ettin, boşaldın, şeyle ettin. Neydi? Bak diye Hanifi diye. Beni diye ağalar istiyor, beni diye paşalar istiyor. Beni diye bak herkes istiyor. Ha. Evet. Sen dedi, türkücüsün diye, ozansın diye. Adıma ağıt yakın, türkü söyleyin diye. Ben diye senin diye burada diye şey olmaması için, gözünün önünde durmamak için ben çekip diye sürüye diye de zemin oğlum emeğe varacağım diye. Ama sen de diye bundan sonra diye türkü söylerken diye benim diye adımı diye türkülerinde geçirmeyeceğim diye. Tamam mı, söz mü? Söz diye. Ezo gelin ismi Ezo gelin değil. Ezo gelini Ezo gelin eden Şido Hanifi'dir. Ezo gelinin ismi Zöhre Bozgeyik. Ezo gelin o söz verdiği için Zöhre demiyor. Ezo gelin geçer türkülerinde. Sonra memeye veriler. Ezo gelini Suriye'ye. Zeynal'a da memeyin başına alırlar. Ezo gelin işte giderken vatan hasreti olur. Vatanımı özlem duyarım diye buradan giderken söylentilere göre biraz toprak götürüyor bizim buradan. Davar yaymaya geliyor sınır boyuna dağa. Dağdan Türkiye tam cephe. O sınır boyundan o kızını severken kızına diyor ki bak. Bak deden orada senin. Aha dedeni göreyim bak mesela. O buranın özlemini kızına ele bir yansıtıyor ki.
Biz bunlar hep senaryoda. Yani hikaye aslında normal bir hikaye. Ozan'ın diline düşünce hikaye destanlaşıyor. Aman'ın Nurşehir'in de çıraları yanmaz mı? Aman Nurşehir'in de gene dertin yazıp çıraları yanmaz mı? Aman'ın telli durnada gene bizim ele doğru gelmez. Mi dedim gelmez mi? Hele minnet eyleseler ezomada gene minnetçiden gelmez mi? Aman gelip gelip de gene benim şu halımı görmez mi? Aman neyle aman neyle de yine musul boylum neneyle 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 aman çık şu Suriye dağlarına da yine bizim köye geleyle. ...1800'lü yıllardan itibaren göçebelikten yerleşik hayata geçen baraklar... ...günümüzde bu gelenek ve kültürüne devam etmektedirler. Köy odaları kararların alındığı, ihtiyaç sahiplerinin yardım kararlarının verildiği, gençlerin örf ve adetlerini öğrendiği köy meclis odasıdır. ...1800 yıllık bir kültürel mirasa sahip bu toplanma yeri, Oğuzlardan kalma bir toy geleneğidir. Barak aşktır. Barak Ebru'nun tonlarıdır. Barak başaktır. Barak hasrettir, özlemdir. Barak berekettir. Barak Türk'ün ışığıdır. Barak kültürdür. Barak uygarlık sahnesidir. Barak medeniyetler beşiğidir.